Bülent Ecevit öyle, il başkanları öldürülmüştür. Yani çok bedeller ödemiş, siyaseten çok bedeller ödemiş bir partidir. Ben bu saldırıları hep böyle gördükçe, yani eleştirebilirsiniz. Şimdi İBB Başkanı'nı eleştirmek ayrı bir şey, CHP'nin il başkanını eleştirmek ayrı bir şey. Ha zaten bir hata olsa herkes önce biz de eleştiriyoruz. Bu apayrı bir şey. Ki bunu gördük bu süreçte de yani. Ama tabii yani görevden, yani görevini artık yapamayacak duruma getirmek. Bu şunu gösteriyor. Aslında AK Parti bir sürü mağduriyetin üzerine inşa etti siyasetini. Çok uzun yıllar boyunca şiir yüzünden hapse girmek, evet. İşte 28 Şubat'taki yasaklar, efendim siyasi yasaklar, parti kapatmalar, geldikleri ideolojinin, yani bunların hepsinin mağduriyeti üzerine inşa ettiler. Fakat tabii kınadığın her ne varsa yaşamadan ölmezsin diye hani hadis vardır ya, çok doğru gerçekten. Ne kınadılarsa bizzat yaparak, bir büyük hukuksuzluğa da imza atarak, yani böyle bir dönemde büyük hukuksuzluklara, yani bu AK Parti dönemi maalesef büyük hukuksuzluklarıyla anılacak. Ben bugün hani şöyle bir tweet attım, insana hani iktidarların gelişi kadar gidişleri de önemlidir. Nasıl gittiğiniz de önemli. Yani yakarak yıkarak mı gideceksiniz? Bunu devletin kurumları açısından söylüyorum. Yani bürokrasisi açısından, yargısı açısından, yasaması açısından ortada bir şey bırakmayarak mı gideceksiniz? Yoksa en azından bu iktidar yarın bir gün vatandaş seçimle iktidarı değiştirmek istediğinde centilmence mi gideceksiniz? Kubbeli hoş bir seda kalacak mı? Yani bırakmamak üzere davranıyorlar. Yani bu baskıyı hepimiz görüyoruz. Yani bu sadece bakınız Sayın Gökhan Zeybek doğru bir şey söyledi. Yani biz bugün Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanı olduğu için tabii ki başta sahip çıkılıyor. Bu kadar örgütlü bir yapı tarafından sahip çıkılıyor. Evet, ama evet. Mücella Yapıcı şu an hapiste. Yani onun suçu herhangi bir partinin il başkanı olmamak mıydı? Tabii ki bu koca bir parti sahip çıkacak il başkanına, ama bu hukuksuzluklara maruz kalan ve bunun bedelini ödeyen o kadar çok insan var ki, dolayısıyla bir de bu açıdan düşünmek lazım. Yine de Canan Kaftancıoğlu'nun arkasında koskoca Cumhuriyet Halk Partisi örgütü var. Almaya da devam edecektir. Dolayısıyla o manada hiçbir tereddüt yok. Kendisi de güçlü bir insan zaten. Evet. Ama yani bu bir felsefe. Yani şuna çevirmemek lazım. Mesele Canan Kaftancıoğlu meselesi değil. Bu bir felsefe. Yani bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Bir retorikten bahsediyoruz. Bir yönetme tarzından bahsediyoruz. Yoksa meseleyi kişiler üzerine inşa edersek, o zaman burada buna tepki veririz ya da vermeyiz. Düşüncelerine katılıp katılmadığımız için yarın bir gün bu başkasının başına gelir. Bir başkasının başına gelir tabii. Diyerek işte o sarı öküzü ya, vermeyecektin ben hikayesi var ya. Tabii. O yüzden hani bu meseleye bakmamak lazım. Yani ben de onunla aynı düşünmüyorum falan diyerek bakmamak lazım. Bu başka bir şey. Bu ilkesel bir duruş gerektiren bir şey. Tabii. Bu yani. Başka bir şey. Yani bu artık siyasi verilmiş bir karar olarak hepimizin algıladığı, gördüğü ve sadece tek bir kişiye yönelik de değil. Olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne, genel başkanına, İBB başkanına yönelik bir tutum. Tabii yani biraz da ürkütücü, yani biz bu koşullar altında nasıl seçime gideceğiz bu kadar baskının nasıl altında? Bir ortamda? Bir de sadece ona karşı da değil, yani bence bu aynı zamanda altılı masaya da dönük. Hatta onu test eden bir yaklaşımda. Şimdi hani biraz önce konuştuk aramızda kim ne tür bir açıklama yaptı tabii. diye. Şimdi burada Elfin Hanım'ın sözünü kestim ama salt bir tweetle, salt bir yazılı küçük açıklamayla. Çünkü Elfin Hanım çok doğru bir şey söylüyor. Mesele Canan Kaftancıoğlu meselesi değil. Ya meseleyi de ona çevirmemek lazım. Evet, değil. Çünkü evet, o zaman şu oluyor. O zaman Mücella Yapıcı yani 70 yaşında tabii. hapiste yani. Hani şey yapmayalım yani, ama elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir örgüttür. Cumhuriyet Halk Partisi CHP il başkanına sahip çıkmaktadır. Evet. Kişiler geçicidir. Kurumlar ve makamlar daimi olarak kalacaktır. Dolayısıyla meseleye bu şekilde yaklaşmak lazım. Ya da herhangi bir şekilde tweetlerin içeriğine destek oluyor değil hiç kimse.
Bu anlama gelmiyor zaten. Bunu bir net ayırmak lazım. Yani bir böyle bütüncül bakalım olaya. Evet. Çünkü ben bu şekilde bakanların da olduğunu gördüğüm için bunları söylüyorum. Meseleye böyle bakmak lazım. Çünkü bu iş devam edecek. Ama çift taraflı bir şey söylüyorum. Yani bu taraf meseleyi sadece Kaftancıoğlu meselesi olarak almayacak. Bu tarafta sadece işte Kaftancıoğlu'nun attığı tweetlerden dolayı bak oluyor. O zaten onu da ben de katılmıyorum. Onun tweetlerine diye bakmayacak meseleye. Mesele o değil. Bir mesele bu siyasi, bu çok büyük bir şey yani. İlkesel bir duruş gerektiren. Tabii yani bu baskılar, belediyelere yönelik baskılar, İBB'ye yönelik baskılar. Yani bu her açıdan çok anormal. Belki her şeyi birlikte de düşünmek lazım. Mesela gezi kararları, 18'er yıl, ağırlaştırılmış müebbet, o süreçteki ifade. Hepsi tabii ki. Yani geziye de dönüp baktığımızda orada da neydi? Yani yaşamıma müdahale etme, karışma, yani benim alanıma girme. Evet. Sen bir de bir son bir şey söyleyeceğim siz geziyi hatırlatınca. Yani biz bir helalleşme mi, hesaplaşma falan derken, iktidar bir anda şeyle hesaplaşmaya başladı. Yani muhalefetin geçmişiyle falan hesaplaşmaya. Yani onun 10 yıl önce attığı tweetler, yok işte gezi diye falan bir şey. Ne oluyor? Yani bu hoş bir tutum da değil. Öyle yapılacaksa eskiden atılan pek çok tweet de var. Biz de hatırlıyoruz da. Yani bir de üstelik öyle tweetler ki hani Canan Hanım'ın attığı tweetlerin yanında yani onunkiler, Canan Hanım'ınkiler yıkanmış kalır. Yani hani gerçekten. Şimdi onların hiçbiri gündeme getirilmemesi ve tartışmayı oradan yürütmek de bence biraz başka bir yere, aslında Elfin Hanım'ın işaret ettiği başka bir yere saplanmaya. Şu da doğru değil yani, hepsi birden hapis yatsın falan gibi, oradan da hani böyle kolayca bir çıkar. Öyle bir yere gitmemesi lazım, o ayrı mesele. Yani o dönemlerde o tweetleri atanların Türkiye'nin yaşadığı her türlü olumsuz meselede, başta 15 Temmuz olmak üzere, mesuliyeti vardır. O ayrı bir şey. O döneme döşediler. O ayrı bir şey. Ama biz şimdi herkese fikir özgürlüğü derken tutup da herkes de yargılansına döndürmemek lazım. Yani hani böyle bir Türkiye hayal etmiyoruz yani. Herkesin hani biz gidelim siz gelin, hadi biz sizi yargılayalım siz beni yargılayın falan. Yeter ya, bir bırakın artık ya, bu ülkeyi bir bırakın, bu insanlara bir rahat verin yani. Herkes birbiriyle hesaplaşa bir hal oldu yani. Bu çok korkunç bir tutum. İnanın bakın, ne gençler. Ya bir de şunu hiç, yani dünya bize nasıl bakıyor acaba filan. İyice koptuk yani. Evet. Ha, iyice koptuk, kapattık, kapalı devre yani. Ha, elbette ki bakın, bu bir terörist filan olsa dünya ne derse desin yani. Canı cehenneme, anlatabiliyor muyum? Ama hani bu bir partinin, meşru bir muhalefetin en büyük partisinin il başkanı. Artık bunu bile düşünmez hale gelişimizin nasıl büyük bir kopukluk olduğunu, yani bu artık tam içine kapanma,